KOSGEB İl Müdürü Dülger, başkanlardan oda üyelerini çağrıda bulunmalarını ve desteklerden faydalanmalarını istedi. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde hangar kafe ve restoranda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Nazilli ve çevre ilçelerin esnaf odaları başkanlarına KOSGEB destekleri ile ilgili bilgilendirme yapılarak çağrıda bulunuldu. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un da katıldığı KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısına İşkur Nazilli Müdürü Yakup Ergenlik, AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkçü, çevre ilçelerin oda ve kooperatif başkanları, Nazilli'deki oda başkanları ile konuşmacı olarak KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger katıldı. Şimdi ben bu toplantıları çok önemsiyorum. Sayın KOSGEB İl Müdürümüz göreve başladığından bu yana mümkün olduğu kadar onun toplantılarında ben de kendi birikimlerimi ve KOSGEB'ten, İşkur'dan ne anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biz bunu hakikaten bilmiyoruz. Biraz sonra da ben konuşmamı yaptıktan sonra da sizlerden müsaade isteyeceğim. Başka bir toplantımız var, oraya icap edeceğiz. Bu tabii siyasi bir toplantı değil. Hani AK Parti milletvekili ve AK Parti yönetici arkadaşlar var ama bunu böyle algılamayın. Buradaki amaç şu, bu toplantıların, toplantıyı sunum yapan gerek KOSGEB İl Müdürümüzün, gerek İşkur İlçe Müdürümüzün anlatacakları hakikaten bizim dikkate almadığımız konular. Zaman zaman çoğumuzda işletme kredisi ihtiyacı oluyor. Çoğumuza yeni bir iş imkanıyla sunulacak olan imkanların ne olduğu konusunda bilgi ihtiyacımız oluyor ve biz bunlardan irdelemediğimiz için biraz da kendimizde suç, yani dönüp kendimize de bakmamız gerekiyor. Biraz kusuruma bakmayın, sivil toplum örgütlerimizin bu konudaki ilgisizliği, yani çok önemsemeyi, ilgisizliği demiyorum da çok önemsemeyi, yani ekonomimize, yerel olarak da ekonomimize verilecek olan katkının, hareketin minimum seviyede kalmasına sebebiyet veriyor. Buradaki toplantımızın amacı, şimdi biraz daha aydınlandık. KOSGEB'in iyi tanıtılması. Peki, KOSGEB ne işe yarar? Ünlü rağmen hatırlanacak ama ben size o durumun ekonomik değerlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi KOSGEB'in bugünlerde belki biz de duyduk girişimci kredisi, girişimci hilesi veriyor. Bu şu demek, esnaf dağlara çoğalacak ve esnafın bu dükkanı açması için gerekli destek veriliyor demek. Devletimiz diyor ki sağ olsun, ben diyor sen işi açacak mısın evet açacak. Sertifikanı al, şu gibi al, yetmiyorsa ben size üstünü daha vereyim, kredi olarak vereyim diyor. Ama bize düşen bazı öğrenciler var. Devlet bize bu imkanı tanımış. Ne yapmamız lazım? Özellikle esnaf odası başkanlarımızın üyelerinden bunu iyi anlatması lazım. Sayın müdürümüz burada. Müdürümden gerekirse gün al, randevu al. Ve hatta sayın müdürümüzü oraya çağırdım. Onun anlatmasını isteyeyim bence. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Yani istihdam sağlama, kalkınma, ekonomik katkı sağlama, katma değer oluşturma. Dolayısıyla ben KOSGEB'in hepinize çok faydalı olacağına inanıyorum. Bizler sizler için varız, sizler bizler için varsınız. Aslında karşılıklı bir faydacılık var. Başkanım dediği gibi KOSGEB, ben şöyle tabir ediyorum. İşletmeleri doğumundan ölümüne kadar destekleyen bir kurum. Esnaf işletmelerini özellikle, küçük olanları özellikle desteklemeye çalışıyoruz. Hani diyorlar ya, hep büyükleri destekliyorsunuz. Aslında iş öyle değil. Biz aslında en küçük olanı destekliyoruz.
bir esnaf işletmesi açılacağı zaman, vergi mükellefi olacağı zaman bize gelip önce bir kuruluş desteği, yanında çalıştıracağı eleman desteğini, alacağı makine tecizat desteklerini, üstüne başkanım dediği gibi de yetmezse kredi desteğini veriyoruz. Düşük faizli, hatta kimi zaman sıfır faizli şekilde destekler veriyoruz. Nazilliğe geldik, pandemi çalışmaları yapmaya başladık. Pandemi dönemine denk geldik. Bu dönemde de arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Kısa çalışma destekleri, nakdi ücret destekleri oldu. İş arayanlar, işi bırakanlar oldu. Bunlarla yoğun bir çalışma içerisindeydik. Tabii bu süreç şu anda sona erdi. Onlarla ilgili ufak tefek çalışmalarımız var, onlar devam ediyor. Biz yeni bir yapılanmanın içerisine girdik. İş ve meslek danışmanlığı sistemine geçtik. Ayrıldık yani. İş verenlerimizle ilgilenen danışmanlarımız ayrı, iş arayanlarla ilgilenen ayrı, meslek danışmanımız ve aynı zamanda engellilerle ilgilenecek danışmanlarımızı biz ayırdık. Böyle bir yapılanmanın içerisindeyiz. Bunlarla ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Eğer bu eğitimlerimizi bitirdiğimiz zaman önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çok ciddi bir şekilde piyasaya sadece iş kurum teşvik destekleri değil, SGK'nın teşvik desteklerini, aynı zamanda KOSGEB müdürümüz de Allah razı olsun. Yani aslında değil ya, pandemi aramızda ciddi bir şekilde bir set ördü biraz.